Şah İsmail'e karşı durup dururken gitmiştir Yavuz. Ne de Memlük üzerine. Şah İsmail'in de tecavüzü var. Bayburt, Erzincan taraflarına saldırdı. Bunu Yavuz Trabzon valisiyken vali olarak defetti. Dülkadir Beyliği'nin kızını istedi. Herif ben Alevi'ye kız vermem dedi diye Osmanlı toprağından izinsiz geçti. Dülkadir Beyliği'ni tarumar etti. Dülkadir Beyliği'nin Alaeddin'in ecdadının mezarlarını açtı, kemiklerini yaktırdı. Şah İsmail makbul oldu. Yavuz Sultan Selim tükaka oluyor, öyle mi? Ayıptır efendiler. Bu kadar haksızlık, ölünün de hakkı vardır. Bu kadar haksızlık hiçbir vicdana sığmaz. Adam öyle kin güttü ki sen ha Alevi diye bana kızını vermezsin. Adamı daha kaçırdığı gibi ecdadının mezarlarını açıp kemiklerini yaktı. Kemiklerini yaktı. Şah İsmail öyle gaddar bir adamdı. Size daha garibini söyleyeyim mi? Şah kulu isyanında onlar hadım Sadrazam Ali Paşa'yı öldürdükleri halde mağlup oldular. İran'a doğru kaçtılar. Müşevik belli oldu. Yolda bir İran kervanına rastladılar. İran kervanını soydular. Aleviler, Anadolu Alevileri. Soydular. Sonra da Şah İsmail'e sığınınca ulan siz benim devletimin kervanını da mı soyuyorsunuz? Bunları fıçılarda kaynar suda haşladı, yaktı, öldürdü. Kendi adamlarını. Bunları yapan, bu zulümleri yapan adamlar tenkit edilmiyor. Devletini, milletini, ümmeti, ümmetin ehli sünnet itikadını müdafaa için mütecavizde ders veren Yavuz itham ediliyor. Vallahi bu ithamın karşısında arş, yer gök titrer. Allah kadar eder.